Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. 2019'un son bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 2019'un özeti ve 2020 hedeflerimi aktaracağım size. Tabi bu özet ve hedefler Çağrı Sarıgöz Podcast özelinde olacak. Ve son olarak da 2019'da yaptığım konuklu bölümlerde konuklarıma en sonda sorduğum standart sorulardan olan bizi dinleyenlere vermek istediğiniz mesajlar, yani İngilizcesiyle call to action'lar nelerdir? Bunların hepsini küçük küçük kestim, bir araya getirdim ve bunları da bölüm sonunda size sunacağım. 2019'un özetini kısaca rakamlarla aktarmak istiyorum. Bu yıl içerisinde bu bölümle birlikte toplam 14 bölüm yayınladım ve bunun 12 tanesi konukluydu. Yani ortalama 3 haftada 1 bölüm çektiğimi söyleyebilirim. Takipçi sayım toplamda 785. Buradaki rakamları Spreaker, Spotify, Apple Podcast ve YouTube'dan aldığım rakamlardan derledim. Dinlenme sayıları da toplamda 4580 ilk 13 bölüm için bu yıl içerisindeki. Yani bölümün başına yaklaşık 350 dinlenmeye denk geliyor. Takipçiler ortalamada her iki bölümden birini dinlemiş gibi varsayabiliriz. 2020 hedeflerim ise bölüm sayımı arttırmak öncelikli olarak. Bölüm sayısını 50 bölüme çıkarmayı düşünüyorum. Yani yaklaşık olarak haftada bir bölüme çıkarmak istiyorum. Tabii bazı haftalarda birden çok bölüm olabilir. Bazen iki haftada bir bölüm olabilir ama hani bu ritmi tutturmayı hedefliyorum. İkinci hedefim de dinleyici deneyimini iyileştirmek. Ve bunun başında tabii ses kalitesi geliyor ve hani aradaki böyle boşlukları kısaltarak bir editleme sürecine girmeyi düşünüyorum. Bunu yaparken de zaten sürekli bir araştırma halindeyim. Editleme sürecini ve post production sürecini daha da böyle önemseyerek daha iyi bir dinleyici deneyimi ortaya çıkarmayı hedefliyorum. Son olarak sizi konuklarımın mesajlarıyla baş başa bırakıyorum. Fırat Demirel. Güzel bir şeyler yapmak isteyen kişilerin psikolojilerini olumlu olana odaklamalarını bir önce daha böyle farklı bir tavsiye olarak şey yapayım da. Çünkü hepimiz aslında güzel bir şeyler Türkiye'de işte girişimcilik alanında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O bence olumlu havayı hepimizin koruması lazım. Benim açımdan da şu anda girişimler.net'i hayata geçirmeye çalışıyorum. Oraya gidip girişimleri inceleyip okuyup paylaşırlarsa süper olur. Destekleri için herkese ve sana özellikle benim kitap sürecinde destek olduğun için. Yani ben her zaman o destekçileri böyle daha önemsiyorum. Çünkü benim hikayemin başlangıcında bana destek oldular ve o dediğim gibi o süreç hissiyatında onlar benim için her zaman kıymetli. Bir süreç içerisindeyiz. Onu hiçbir zaman unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar konuk ettiğin için. Mert Aktaş'ın mesajını dinliyorsunuz. Çok internette mesela başarı hikayesi var, çok başarısız hikayesi de var. Ama biz mesela kendi hikayemizi yapmaya çalışıyoruz. Hani kesinlikle okuyoruz, ediyoruz, araştırıyoruz. Ama örneğin mesela bizim şirketimizin ismi User Guiding ve şu an logomuz bir tane deniz feneri. Atıyorum bu deniz feneri değil de bir tane gülücük olsaydı belki şu an daha çok kullanıcımız olabilir ya da daha az kullanıcı olabilir. Hani kullanıcının o an zaten birkaç dakikası var gerçekten size ilgilendiği. Hani sizin yıllarınızı verdiğiniz ürününüz aslında internette kullanıcı 1-2 dakika aslında ilgisi var. O 1-2 dakikada ilgisini çekecek şey ne olursa olsun bunu zamanla alınacak bir şey. O yüzden kesinlikle başkalarını hani kopyalamak çok yanlış bir şey bence. Aynı şekilde bak ama kesinlikle öğrenip kendi yolunu çizmek çok çok değerli bir şey. Alaaddin Emre Elbeyoğlu. Eğer ürünümüzü denemek isterlerse biz biraz daha Türkiye pazarında kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla eğer şu an buna ayıracak bir bütçeleri yok ise ama kullanmak istiyorlarsa hani bizim bir free planımız var ama buradaki planın üstüne çıkan unsurlar varsa hani buradaki podcast aracılığıyla onlara ciddi bir şey yaparız. Yani işi maliyetine olacak şekilde kullanmalarını sağlayacak şekilde dediğim gibi ziyaretçi bazlı olduğu için gerekirse ücretsiz veririz. Gerekirse uygun bir şey yaparız. Hani onları mutlaka kullanmasını isteriz. Çünkü her ürünümüzü kullanan bir şekilde hem kendisine fayda sağlıyor hem de bizim bilinirliğimizi dolaylı olarak arttırıyor.
O yüzden gene benden böyle bir talepte bulunabilirler. Onun haricinde hani takipçilerinize iletebileceğim not, hani biz şu ana kadar çok fazla hem ajans bünyesinde hem de kendi startuplarımızda failler yaşadık. Hani bunlardan vazgeçmeyip insanlar bir şekilde bu eksiklerini tamamlayıp bir noktaya geliyorlar. Hani biz şu an o noktada olduğumuzu düşünüyoruz ama belki de değilizdir. Belki de gene bazı çıkmazlara gireceğiz. Ama bunu denemekten hiç kimse bence vazgeçmemeli. Çünkü bizim girişimciliğe çok ciddi anlamda bir çekincemiz var. Yani bu tabii şartlar vesaire birçok şey engelliyor ama bunu kabullenemiyoruz. Yani ya zorluğa gelemiyoruz ya da farklı sebeplerden dolayı. O yüzden mutlaka bence denesinler. Biz Pop-Up Smart seçerek yapabileceğimiz en basit product olsun diye girdik. Hani için içerisinde çoğu insan işte yapay zekalar, makine öğrenmeleri, bunlar hani havada uçuşuyor. Hani bir startup'a bence makine öğrenmesiyle girilmez. Bu pazarlaması için belki bir satış metodu olabilir ama yani bu tarz şeyler şu an henüz çok yeni şeyler. Her ne kadar 20 yıl geçmiş olsa da yani şu an geldiği noktası çok iyi olduğu seviyeler değil. Dolayısıyla en simple'la başlayıp o işi iyi noktaya getirmeleri önemli. Bunları hani tavsiye edebilirim. Onun dışında da dediğim gibi mutlaka bir girişim fikirleri de olsa o konuda da hani ben fikirlerimi beyan ederim. Yani şu olur bu olmaz gibi. Aynı zamanda ekibimden de destek isteyebilirim. Diyebilirim ki hani şu tasarım iyi bir tasarım mı? Diyebilirim bizim UX dizaynımız var Barış. Onunla o şekilde bir şey de yapabilirim. Yani bu şekilde her türlü destek olmaya açayım. Çünkü hani birbirimize destek olmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. Özellikle Türkiye network'ünde. O yüzden hani Türkiye'de biraz daha çekememezlik oluyor ama ben bundan tamamen karşıtı bir insanım. O yüzden herkes bana yazabilir, elinden geleni yaparım. Görkem Çağlar Sayan. Az önce dediğim action olabilir. Mesela bu işlerle uğraşmak isteyen, uğraşan varsa bana LinkedIn'de ulaşsın diyebilirim yani. Bir de aralarda şey geçti mesela, Android Developer. Ha, o da olabilir. Evet. Bu konuyla ilgilenebilecek. Evet, yakında evet. O gündemine girecek gibi. Aynen öyle. Onu da belki ekleyebiliriz. Aynen, onu da ekleyebiliriz. Oturmaya başladı yavaş yavaş. Ayrıca hani growth'çu arkadaşlar varsa ekipte, onlarla da bir konuşmak isterim. Yani şu an organik gidiyorsun ama organiği hem güçlendirmek hem aynen. Ya organikte, daha anlamlı halde ilerletmek için. Aynen, organikte fırsatlar var çünkü hani onu biliyorum işte product page conversion'lar falan, onlar arttırılabilir bir takım testlerle falan. Hani ilgilenen olursa sonuçta hani live bir app, işte Apple feature ediyor sürekli. Hani sadece sohbet etmek için bile bana ulaşırlarsa ben de zevkle sohbet ederim. Kübra Köseler Sarıgöz. Eğer Ankara veya İzmir'de yaşıyorsanız ve bilişim alanında çalışıyorsanız, development ya da design tarafı olabilir. Platform hızlı bir şekilde büyüyor ve devamlı iş ilanı var. Bizi LinkedIn'den takip edip ilgili, sizinle ilgili olduğunu düşündüğünüz bir pozisyon varsa benimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Platform çok keyifli bir şirket. O yüzden herkese tavsiye ederim düşünenlerim. Sevil Mert. Hayat çok kısa ve çok güzel. Yani çok böyle felsefik ve kısa şey, bir uzatmadan bir mesaj vereyim. Mutlu olduğunuz şeylerin peşinden koşun ama mutluluk emek vererek kazanılan, elde edilen bir şey. Böyle şey, ben mutluyum deyince mutlu olunmuyor. Sevdiğiniz şeylerin peşinden koşun ve bunun için emek harcayın. Karşılığını mutlaka bulacağınızı düşünüyorum. Bu iş hayatında da olabilir, bu aşk ilişkilerinde de olabilir, arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir. Hepsi için geçerli. Küçük şeylere takılmayın. Önemli olan büyük resimde gerçekten hayatınızı keyifle yaşıyor olmak. Bir de eğer seyahat etmeyi seviyorsanız,
olabildiğince yolda kalın. Çünkü dünya çok güzel ve keşfedilecek çok yer var. Ve o keşifler inanılmaz ufkunuzu açıyor. Yola çıkın ve yolda kalın. Damla Dokuzoğlu. En çok aslında belki de içinde bulunduğum ortamdan dolayı işte veri bilimci olma merakı var. Bunu gerçekten sorgulayabilirler. Ben bu mesleği yapmak istemiyorum. Çünkü yıllarca ben insanlara istatistik mezunuyum dediğimde iyi en sevmediğim ders nasıl okudun onu gibi yorumlar alırken bugün herkes veri bilimci olmak istiyor ki onun temeli istatistik. Yani bu kadar sevilmeyen bir şey nasıl uzmanı olunacak? Gerçekten önce onu sorgulamalılar bence. Ben ne kadar matematikle ya da istatistikle iç içe olmak istiyorum. Bunu seviyorum. Gerçekten bu alanda ilerlemek istiyorlarsa bana her zaman yazabilirler, iletişime geçebilirler, kaynak sağlayabilirim, destek verebilirim, stajyer olabilirler. Yani şu an bir tane stajyerimiz var ODTÜ Endüstri'de ama veri bilimli olmak istiyor. Evet. Gerçekten istiyor. Bunları da sağlayabiliyoruz. Şahin Seçil. Ya şunu tavsiye edebilirim. Ben bu zaman içinde de çok net yaşadım. Mesela şimdi biz konuşuyoruz ya, senle beni bir şekilde dinliyorlar ve diyorlar tamam Şahin diye birisi var ve bu işlerle uğraşıyor. Şimdi akılda benim bir şeyim var, bir yere giriyorsun. Girdikten sonra iletişime geçmekten çekinmesinler. Hep şöyle zannediyoruz biz, ya o kişi dokunulmaz, o kişi çok uzak. Ya değil, sen ona bir gir, bir merhaba yaz. Hani bir LinkedIn'den bir şey de bakalım cevap alabiliyor musun diye. Bunu ne için söylüyorum? Mesela bizim bu lansmanı yaparken Product Hunt'la ilgili gerçekten çok böyle mükemmel insanlara dokunduk. Ve bu dokunduğumuz mükemmel insanlar normalde yani bir şirketin CEO'su, bir şirketin başka bir şeyi. Yani diyorsun ki ya bu adamın vakti olmaz, niye gidip de benimle ilgilensin diyorsun. Abi o kadar güzel ilgilendiler, o kadar güzel büyüttüler, o kadar güzel beslediler ki bizi, her birine tek tek teşekkür ediyorum. Hatta yani ne yaparsam haklarını veremem. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü zaten onlar paylaşıma açık insanlar. Yani birini siz dışarıda görüyorsanız, ya ben şimdi sana bir şey anlatıyorsam demek ki bir şey paylaşma şeyim var içimde. Abi ulaşın o kişilere, onlardan faydalanın, onlar sizinle paylaşmaya devam etsinler. Bu çok benim yıllarca geri plana attığım bir şeydi. Hep böyle çekindim. Ya acaba kabul eder mi? Ya acaba sıkar mıyım? Ya acaba geri dönüş yapar mı? Abi şey yapın ya, bir merhaba deyin. Neyin peşine koşuyorsanız, hayalinizde ne varsa bir merhaba deyin. Kıvanç Harputlu. Tabii ki. Full stack developer arıyoruz. Bir onu söyleyelim. Python kullanıyoruz arka tarafta. Ön tarafta PHP Laravel çalışıyor. Ondan sonra hem işte buradaki ön yüzdeki işlemleri yapılacak, hem de arka taraftaki şeylerde bize destek olacak kişileri arıyoruz. Onunla ilgili hatta detaylı bir şey yapacağız, job description'ı yapmış olacağız. Onu da hatta seninle de paylaşırım. Sen de, hani ben LinkedIn'den de duyurursan süper olur. Tabii. Onun dışında aksiyon olarak şunu da söyleyelim. PCI checklist'i şu an herkes kullanabilir. Hı-hı. Direkt siteye girip free üyelik de var. Oradan sitenizi yazıp taramaları başlatabiliyorsunuz. Girin deneyin, bolca geri bildirim verin diyoruz. Çünkü şeyde özellikle, yani Ankara'da mesela özellikle bu tarafta bence güçlüyüz. Onu da daha da güçlendirmek lazım. Hı hı. Bir de Ankaralı girişimciler varsa burada duyan, dinleyen, mutlaka İstanbul'da bir ayakların olması gerekiyor. Yoksa hayat zor oluyor. Yani onu net bir şekilde gördük. Evet, özellikle B2B çalışıyorsa. Yani... Evet, kesinlikle. B2B'de İstanbul'a evet. illaki gitmek gerekiyor. Atakan Uslu. İnsana değer vermek önemli. Yani ne hangi işi yapıyorlarsa yapsınlar, insana değer versinler. Yaptıkları işe sevgi göstersinler. Zaten bu önemli bence. Bunun haricinde şunu söyleyebilirim. Tarımla, toprakla alakalı bir fikirleri, planları varsa ve az önce dediğim gibi Ege'ye yerleşme gibi bir planları varsa hiç durmasınlar. Ve 2019'daki son konuğum Merve Bolat'ın mesajını dinliyorsunuz. Benim aslında söyleyebileceğim en büyük şey yine belki hani kendi jenerasyonuma yönelik olur. Biz daha çok böyle, ben özellikle okuldayken örneğin startup dünyası vesaire hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Yüksek lisans döneminde daha çok ilgilenmeye başladım. Belki Bilkent etkisleri bilmiyorum ama daha çok hani ismi duyulmuş 3 veya 5 şirket etrafında dönüyordu daha çok konuşmalarımız. Savunma sanayi falan Ankara'da. Evet, işte, evet. İstanbul'da da işte FMCG'dir, danışmanlık firmalarıdır. Kesinlikle, kesinlikle. Ve aslında hani hem Opsgen'de hem de ben zaten Opsgen'in ODTÜ Teknokent içerisinde
Ve benim pek çok arkadaşım da yine çeşitli startuplarda çalışıyorlar. Zaten hani en iyi bilenlerden birisi de sensindir belki Çağrı abi. Yani aslında Türkiye'deki yani Ankara'daki ekosistemde bile inanılmaz bence güzel bir ortam var. Hem kullanılan teknoloji açısından gerçekten burada her gün yeni bir şey öğrenmek aslında sektörün her gün gelişmesinden kaynaklanıyor. Hem de yani o dinamik hani sürekli yeni bir şeyler öğrendiğin, yeni ürünler geliştirdiğin ortamda çalışmak aslında çok keyifli. O yüzden kesinlikle hani bu alana da böyle eğer bugüne kadar çok soğuk bakılıyorsa bir şans verilmesi gerektiği taraftarıyım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. 2020'de yeni bölümlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.